Herkese merhaba. Ben şu anda dünyanın 7 arkasından biri olan Meksika'nın en büyük 2. piramidi, hatta Amerika kıtasının en büyük 2. piramidi olan Chichen Itza piramidine geldim. Buraya turumdan geldim, 3 saat sürdü otobüs. Belki bu akşam burada kalırım diye çantamı da aldım, geri turuma dönmek istemiyorum. Ve çok kalabalık. Burası Meksika'nın en fazla turist çeken 2. yeriymiş, antik şeyiymiş. Büyük ihtimalle birincisi de Meksika City'deki Güneş piramididir. Bayağı çok kalabalık. Fiyatlar da $25 sanırım. Fiyatları öğrenince de size söylerim. Çok sıra var. Ve tur rehber ister misiniz diye soruyorlar. Eğer diyorlar tur rehber alırsanız size biletinizi önden hallederiz diyorlar. Pazarlık yapıyorlar. Tur rehberlerini sordum. İspanyolca 900 peso, yani $450. Çekip $5. İngilizce $50. İtalyanca var, Fransızca, Almanca, Hollandaca ve Portekizce de $60. Fiyatlar şu şekilde. Turist'ten 533, vatandaştan 80 peso. 533'te nereden baksanız $27 falan yapıyor. Ama içerisi full. Okay. Yes, yes. 533'ü verdik. Hızlıcana geçtik. Yes, yes. It's okay. Yes, yes. Çantaları da kontrol ediyorlar. Çantaya izin vermediler içeri geçiş için. Çıkardılar. Şimdi çantayı emanete bırakacağım. $5 istiyorlar. Mavi kartımı veriyorum. Kimlik diye. Ya pasaport diye kimlik vereceğim dedi. Ben de mavi kartı veriyorum. İstanbul kartı. Sonunda girebildik. Bu da pumalar çok meşhur. Jaguar ve pumalara çok özen gösteriyorlar. Kuş var ama sesi geldi, kendi yok. Şu figürlerin hepsi Mayalardan kalma. Rehber anlatıyor. Şöyle çok hoşuma gidiyor ya. Jaguar sesi. Da İspanyol. Türk İngiliz. This is a Mayan Quetzal. Mayan Quetzal. ¿Cuánto cuesta, pues? En pesos. ¿En? En pesos es de... $5. No, en pesos es de 250 pesos. 250 pesos, almost $11, $12. No, so, de 15. $15. Different design, different color. Es de Mayan Jaguar, es de Power Protection. Can I hear? Yeah. Evet, yeah, dif. 15. Ooh. Gracias. Okay, I come back. İkilili pelo $15 diyor ama normalde $12 falan yapıyor. Jaguar sesi. Bir 100 metrelik yürüyüşten sonra
işte geldik. Dünyanın yedi arkasından birisi. Çeçenistan piramidi. Benim gördüğüm dünyanın üçüncü arkası. Gerçekten görkemli. Hayaller Mısır piramidi, hayatlar Çeçenistan piramidi. Mısır'a da gideceğim. Size Mayalar hakkında birkaç bilgi vereyim. Ya da piramit hakkında birkaç bilgi vereyim. Şöyle çevireyim telefonu. Piramit dört kenardan oluşuyor. Bu dört kenar dört ayı temsil ediyor. Dört ayı temsil ediyor ve merdivenlerden her birinde 91 basamak var her çevrede. 91'den 164 yapıyor. En üstteki basamakla beraber, en üsttekinin toplam bir basamak olarak 365 günün 365 basamak olarak yapmışlar. Yani Mayalar matematik ve gök bilimlerinde çok başarılıymış. O yüzden böyle bir piramit inşa etmişler. Ve merdivenlerde şuralarda yılda iki defa ilkbahar ve sonbaharda yılan simgesi çıkıyormuş. Yılan simgesi de şu merdivenlerde kıvım oluyor. Mayalarda çok önemli bir hayvan olarak geçiyor yılanlar. Ve bu tapınağın içinde 3 tane ayı oda var. Ve bu tapınağın altında senato varmış. O senatoları nasıl gireceğini, doğal yollardan nasıl gireceğini daha bulamamışlar. Bu piramidi senatonun üstünde yapmışlar. Burası 300 hektarlık bir alan. Mayalar nasıl yok oldu, nasıl gitti tam olarak bilinmiyor ama bazı rivayetler var. Bazıları diyor iklimden dolayı, bazıları diyor kral diyor çok fazla diyor insanları öldürüyordu diyor, tanrılara diyordu diyor. O yüzden Mayaların nasıl sonu geldiği bilinmiyor. Mayalardan sonra Aztekler geliyor zaten ama Mayaların yok olmasıyla İspanyolların bir alakası yok. Alkış yapıyor. Turgut rapperi. Bak yılan başları var. Yılan şekli geliyor böyle. Yılda iki defa oluyormuş. Mart ve Eylül'de. Can you keep it? I try. Yankı yapıyor. Zamanında bunu yapmışlar. Mayalar günümüz topraklarında Meksika, Guatemala, Belize, Honduras ve El Salvador'da yaşamışlar. Ve hemen hemen hepsinde de böyle piramitler ve kalıntılar var. Ve bu kalıntıların çoğu bulunmamış. Yani bundan 15-20 yıl önceye kadar Guatemala'daki yeni yeni kalıntılar bulunmuş. Ve Guatemala'daki en büyük, yani Mayaların en büyük şehirlerinden birisi Guatemala'daki Tikalantik senti. Yani mükemmel bir yapı. Ve tam ormanın içinde. Star Wars'un bir bölümü de orada çekilmişti. Ve bilinmeyen veya bulunmayan ormanların içinde bu, yani genel olarak bu bölge komple ormanlık yapılar olduğu tahmin ediliyor. Ve hala bulunuyor. Veya taşlar var ve çok fazla turist çekmez veya çok fazla pay olmadığı için bunun bir altyapısı olmadığı için de kazılmıyor, şey yapılmıyor. Ama hala yeni yeni bulgular gün yüzüne çıkıyormuş buralarda. Guatemala'daki yerli ekmen için, antik şehirli ekmen için günlerce yürümen gerekiyor. Yol yok, sadece ormanın içinde ve tehlikeli hayvanlar, pumalar da oluyor. O yüzden günlerce yürümen ya da helikopter ekmen lazım ama helikopteri de koyacak yer yok. Öyle belgeselde izlemiştim Guatemala'daki antik yerlerle ilgili. Yani Mayalar bu bölgelerde yaşamışlar. Bu bölgelerden çıkmalarının nedenlerini de birazdan anlatacağım. Yani kralın neler yaptığını. Ama genel olarak böyle. Bu taşların üstünde hepsinde figür var. Bu dışarıda satılan ürünlerin figürleri bunlar var. Bunlar savaşçıların figürleri. Ve normalde bunlar da kırmızıymış. Ve şu anda o renkler kalmamış tabii ki. Bu sütunların hepsi savaşçıların figürleri varmış. Bu ilk öyle söyledi Şerpes. Gülüküyorum bilmiyorum ama yani bayağı var şöyle. Bayağı bir güzel gözüküyor. Komple figürler. Koyu kafa figürler ama komple.
birbirinden farklılar. Belki de kurbanlığın kafatasları da bilmiyorum. Bir en alttaki şişede bir şey yok. Böyle devam ediyor. Komple dolanıyor böyle. Komple iskelet kuyu kafa figürleri var. O yüzden kuyu kafalar burada meşhur yani. Şöyle. Kuyu kafa satıyorlar. O yüzden şöyle. Bu da puma sesi. I know. Mucho. Mucho bien. Burası Mayalıların bir top oyunu var. Onu oynadıkları yer. Bu top oyunu 7'ye 7 oynanan bir top oyunu. Ama burada bunda kazandığın zaman kaybediyorsun. Nasıl kazandığın zaman kaybediyorsun diyebilirsiniz. Bunlar 7 kişilik takım oluşturuyorlar. Topları şu deliklerden geçirmeye çalışıyorlar. Şurada bir tane daha var. İki takım. Kazanan takım kaptanı ve takım kendini öldürüyor. Öldürüyor derken bunları Tanrı'ya adıyorlar. Öldürüyorlar yani. O kan kuyusu birazdan göstereceğim. Kan kuyusu denilen yer var. Bir şey, senatör. O da bunları öldürüyorlar ve kuyuya atıyorlar. Bunlar için bu onur. Ya ben kazanayım ki Tanrı'ya gideyim, Tanrı'nın yanında oturayım, Tanrı'yla buluşayım diye. Bunlar bunu çok onurlu bir davranış olarak görüyorlar ve kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Kaybedenler böyle kahroluyorlar. Öyle bir şey. Kazandığın zaman aslında kaybediyorsun. Ve böyle çok fazla kurban edilmiş ve insanlar bunu hala savunuyorlar yani. Burada Mayalı olup da bunu savunanlar var. Bizim kültürümüz bu diyenler var. Demeyenler var. Konuştum bir tane İspanyol'la geçen gün. Normal bir şey diyor. Ben de diyor olsam diyor. Ben de diyor olmak isterdim. Sonuçta diyor Tanrı'nın yanına gidiyorsun diyor. Tanrı'yla beraber Tanrı'ya adanıyorsun diyor. Bir amaç uğruna diyor ölüyorsun diyor. Çok değişik bir kafa. Ama bunu savunanlar var hala Mayalılar. Mayalılar son zamanlara doğru, Mayalıların sonlarına doğru. Kral çok sıcak olduğu için ve kuraklık olduğu için kral herkesi öldürmeye çalışıyor. Herkesi öldürme derken adıyormuş yani. İnsanların en sevdiklerini alıyorlarmış, en güçlüleri alıyorlarmış. Hep en sevdikleri, en güçlüleri, bazen çocukları, bebekleri öldürüp Tanrı'yı adadıklarını düşünüyorlarmış. Ve insanlar bunlardan çok sıkılmış. Yani Mayalıların sonu veya Mayalılar neden yok oldu gibi iki düşünceleri var. Ya çok fazla öldürülmekten korktukları için kaçmışlar buradan. Ya da çok kurak olduğu için kaçmışlar. Burası kurak bir yer. Çok fazla yağmur almayan bir yer. O yüzden iki düşünceleri var. Bana göre ikisinden biri de olabilir. Bana göre sıcaklık olabilir. İnsanlar ölmeye gönüllü olduğu için bence sıcaklıktan gitmiş olabilirler. Kuraklıktan gitmiş olabilirler. Önünde durup bağırırsan diyor yankı yapıyor diyor. Burada diyor bağırırsan diyor öbür taraftaki yerdeki kişi diyor seni duyar diyor. Nasıl olduğunu diyor gerçekten bilmiyoruz ama diyor teknoloji bu diyor. Konuşuyor yankı yapıyor. Delikte. Ha? Alo. Delikten bağırıyorsun yankı yapıyor. Burada da işte stadyumda top oynadık diye ya. Şu halkalar. Burası 130 metre mi ne? Sanırım. Öyle bir şeydi. Ve bu top sahasının etrafı komple böyle figürlerle kaplı. Mesela kalenin olduğu yer. Böyle figürler var. Aynı şekilde diğer tarafta da var. Diğer tarafta da komple figürler var. Buradan bağırıyor. Ses öbür tarafta duyuluyor. Yankı yapıyor. Ve nasıl yaptığında bilmiyorum. Komple yankı oluyor. Burada bağırıp şurada 130-140 metre ileride duyulduğu söyleniliyor. Gerçekten ses arkadan geliyor. Ben hissediyorum arkadan geldin ama. Telefonda böyle olur mu bilmiyorum. İşlemeleri baksanıza.
figürle. Şurada falan. Yüzüne kadar gelebilmiş. Şu tepeler falan komple o figürlerden. Bazı şeyler bana Mısır andırıyor yani. Şimdi senatöre doğru gidiyorum. Senate göstermiştim. Suyun altında olan havuzlara deniyor. Normalde bazı senatölerde su olarak kullanıyorlar. Bazı senatöleri kuyu olarak kullanıyorlar. Ama buradaki senatörün kullanılma amacı farklı. Burada çok kurak bir yer, çok sıcak bir yer olduğu için bunun bir tane onların inandığı su tanrısı var. Bu senatörde bu su tanrısına adak adıyorlar. Yani insanları öldü, şey yapıyorlar, feda ediyorlar. Bunun nedeni de yağmur yağsın, su gelsin diye. Ve o kadar çok kuraklık yaşamaya başlamışlar ki daha sonradan bu küçük çocukları, bebekleri falan atmaya başlamışlar. Arkeolojik alanda arkeologlar bu arada bebek kemikleri bulmuş, cesetleri bulmuş şeylerin o zamandan. O yüzden yani hep hediyelik eşyalarda kafatası falan satıyorlar. Kafatasları, kemikler hep bunda bulunmuş. Ve o anlattığım futbol müsabakasında kazanan takım genelde buraya atılıyormuş. Bu da öldürülüyormuş. Çok değişik. Burası biraz uzak şey piramide. Yürek bir 10 dakikalık mesafede. Koku gelmesin veya şey olmasın diye belki de uzağa koymuşlar. Bilmiyorum. Ama o girişte yasak. Buradan kapatmışlar komple. Büyük ihtimalle burada ritüel yapıyorlardır. Burada bir kalıntı var. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir piramidin çevresi temiz. Geriye kalan komple ağaçlık alan. Hiçbir bilgilendirme şey de yazmıyor. Ama taşlarda figürler var yani. Bunların çoğu el işçiliği böyle. Yapmış şimdi lımpayalıyor. Çeşitli piramidin ufağı da var burada. Hemen hemen aynı şeyler burada da var. Yılanlar, merdivenler. Ama kaç basamak var bilmiyorum. Ya bilgilendirme şeyleri koymamış da hiç. Kapıda çok fazla tur satmaya çalışıyorlar. Belki de o yüzden. Ama duvarlarında komple figürler var yani bunun da. Mesela şuralarda figürler var. Yüzüne kadar gelmiş. Zaten bunlar da yılan başları. Dediğim gibi kıvrımlı kıvrımlı oluyor. Yılda iki defa. Yılan şekli oluşuyor. Böyle figürler. Burası da Mayalıların gözlem evi. Yani burada uzayı, yıldızları, astrolojiyi buradan takip ediyorlarmış. İçlerinde volkanik taş, obsidiyen diye bir taş var, volkanik taş. Onun sayesinde burayı kurmuşlar ve burada gözlem evi olarak kullanılıyormuş. Bunun ismi de El Karakol. Bizim bildiğimiz karakol anlamında söyleniliyor. Ve o zaman buraya salyangoz demişler. Neden salyangoz dedikleri de bu çıkıntısı olduğu için salyangoz anlamına gelen bir kelime söylemişler. O zamanın kendi dillerinde, Maya dilinde. O zamanlar bile gözlem evi varmış. Burada da genel olarak bilgilendirmesi var. El Karakol. İnanışa göre 21 Aralık 2012'de dünyanın sonu geldi. Böyle bir Mayaların takviminin sonu geliyor, dünyanın sonu geliyor gibi bir söylenti vardı. 21 Aralık'ta da herkes Çin'e gitmişti veya dünyanın birkaç yerine gitmişti. Dünyanın sonundan kurtulmaya çalışmışlardı. Ama bunu herkes yanlış yorumladı. 21 Aralık 2012 yılında Maya takviminin sonu geliyor ama yeni bir başlangıç, yeni bir Maya takvimine denk geliyor. Yeni bir Maya takvimi başlıyor. Bu yeni Maya takviminde de Mayaların kötü tanrısına denk geliyor. Kötü tanrısının yılı başlıyor. 21 Aralık 2012'den sonra Mayaların kötü tanrısının takvimi başlıyor.
normalde dünyanın sonunun başlangıcı demek oluyor bu ya. 2012'den yılından sonra dünyada görmediğimiz, hele Türklerin görmediği şey kalmadı. Kötü tanrı, Mayaların inandığı kötü tanrı 2012 yılından sonra dünyayı yok edecek gibi bir inanış var. Asıl inanılması gereken, inandıkları şey buymuş. Yani adamlar yüzlerce, binlerce yıl önce matematiği ve astrolojiyi böyle yorumlamışlar. Onun sayesinde de bunu yapmışlar. Ve Mayalar bir günü 365 gün ya 25.25 olarak bulmuşlar. Yani biz 365 gün 6 saat buluyoruz ya, onlar 365.25. Yani 25'te topladığın zaman da aynıya denk geliyor. Yani adamlar yüzlerce, binlerce yıl önce bizim şu anda kullandığımız saati ve zamanı bulmuşlar aslında. Burada 3 saat geçirdim. Dolu dolu her yerini gezdim. Büyük bir alan. Çok büyük değil ama büyük bir alan. Normalde 1 saatte falan gidersin. Ben detaylıca fotoğraf çektim. İşte oturdum, yarım saat piramidi izledim önünde. Şimdi yavaşça çıkışa gidiyorum. Millet de zaten böyle oturuyor, zaman geçiriyor. İçeri sudan başka hiçbir şey almıyorlar. Yiyecek falan hiç denemeyin. Çantaları arıyorlar. O yüzden bilgin de olsun. Suyu da fazla alın. Alan büyük olduğu için. İçeride satılmıyor çünkü. İçeride yiyecek içecekle ilgili hiçbir şey satılmıyor. Çıkışa doğru gidiyorum. Takip ederseniz sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.